Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, saatlerimiz 9, günlerden cumartesi. Böyle yumurta haşladım burada. Bu kadar haşlanması yeter. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz. Şimdi Hakan'ı da uyandırdım. Eşim de sesledim. Kahvaltımızı yapıp işe gideceğiz. Kahvaltılıkları da çıkarttım. İlk kalktığımda bir camı açıyorum, bir havalandırıyorum. Ondan sonra kapattım. Neyse, bizimkiler gelsin, çayı öyle getireyim sofraya, soğumasın çay. Öyle bakalım. Akşam yıkadığım bulaşıkları da toplayıp hemen bununla diktim. Süzülsün diye. Böyle bakalım. Gidelim televizyonu açalım. Daha televizyonu açmadım. Evet, saatlerimiz 3.30 oldu arkadaşlar. Biz tabii çoktan dükkana geldik. Saat 10 gibi dükkana geldik. Daha sonrasında da müşterilerimiz vardı. Biraz çalıştık. Bir markete gittim, geldim. Şok markete uğradım. Bir de şeye uğradım, BİM'e uğradım. Şu tekli kepekli ekmekler var orada ve güzel oluyor. Ve incecik dilimleri oluyor. Bunlar güzel. Bir tane bundan aldım. Bir tane şöyle ufak yoğurt aldım. Daha sonra BİM'den başka ne aldım? BİM'den başka bir şey almadım. Şimdi Şok'tan aldıklarımı göstereyim. Çok bir şey almadım. Gerçi ufak tefek eksikliklerimiz vardı. Şöyle geçen aldığım misin peynirini aldım. Tam yağlı inek beyaz peyniri. 350 gramlıklarından. Bu da 76 liraydı. Şöyle biraz kahvaltılık domates aldım. Kilosu 30 liraydı. Benim aldığım yarım kilo tuttu diye hatırlıyorum. Haktan'a şöyle bir tane şeyden aldım. Hazır makarnalardan aldım. Daha sonra şu tuzlu çekirdekten aldım. Bayağı da çekirdek almıyordum. İki paket yarım yarım çaykur aldım. Bir tanesini burada, bir tanesini eve götüreceğim. 75 liraydı. Bir kilolukları da 150 idi. Böyle yarım yarım da ikisi 150 tutuyordu. Ben de yarım kilo yarım kilo aldım. Bir de kasa arkası şu yumuşatıcıdan aldım, Peros'tan. 40 yıkamaymış. Evet, bu kırmızı daha güzel kokuyormuş. Ben genelde sarısını alıyordum ya. Bu kırmızıları gelmiş şimdi oraya. Çok güzel kokuyormuş gerçekten. Amber çiçeği ve sandal ağacı diyor. Öyle, aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Toplam 300 lira tuttu. Geldim. Şimdi kendime bir çay koyacağım. İnanılmaz derecede başım ağrıyor. Kafamı şöyle kaldıramıyorum yani. Bir ağır kesici alayım. Bir çay koyayım. Ondan sonra birazcık dinlenelim bakalım. Evet, saatlerimizi 7 yaptık arkadaşlar. Birazdan çıkacağız. Birazdan derken 5-10 dakikaya çıkacağız. Çiçeklerimi suladım bugün. Şu sukulentim var ya, Ayşe ablamın verdi, gitti. Çok üzüldüm buna ama öldü yani. Sevmedi yerini, tutmadı. Öldü. Bunu yarın sökeceğim. Bir de bir şey söyleyeceğim size. Burada benim limon ağacım var ya. Bir hafta 10 güne kadar limon ağacını gönderiyorum arkadaşlar. Alan kişi bahçeye ekecek. İnşallah daha önce Malta ağacı mıydı Tolunay'a? Verdiğin? Ha, muşmula, aynen. O ağacı da vermiştik. Yine böyle bu boylardaydı. Şu an inanılmaz büyümüş orada. O yüzden bu limonu da bir bahçe toprağı ihtiyacı vardı zaten. Burada büyümüyor da meyve de vermiyor. Piştiyse özgürlüğüne kavuşsun. Onu yollayacağım bakalım. Öyle fişimizi falan da kestim. Şimdi çıkacağız bakalım. Yarın da uyarı vermişler. İstanbul için sarı kod muydu? Turuncu kod muydu? Sarı kod vermişler uyarı. Fırtına, kar, yağmur falan. Öyle bakalım.
Biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 8 oldu. Geleli bir yarım saat falan oldu. Sabah derli toplu bırakmıştım. Bulaşıkları falan kaldırmıştım, yıkadıklarımı. Şimdi aldıklarımızı buraya koydum. Gelirken de şeye uğradık. Bizim orada bir züccaciyeci var. Böyle ayakkabı keçesi aldık. Bunlardan şey örüyorum ya. Siz söyleyin adını. Babet patik örüyorum. O yüzden bundan aldım. İyi oldu. Bunlar da marketten aldıklarım zaten. Şunları bir indireyim şuraya. Onları yerleştiririm. İki tane ekmek aldık. Ekmeğin ucu yenmiş. Şu dükkanda bal vardı. Geçen aldığımız o balı getirdim. Yemekleri de ısınmaya koydum arkadaşlar. Kuru fasulye pilav vardı. Şöyle biliyorsunuz dün yapmıştım. Çay suyu da koydum. Bunlar ısınana kadar ben hemencik burada iki yumurtamı çıkarttım. Kek çırpacağım. Limonlu, tarçınlı kek yapacağım. Şurada da şeyim var. Geçen bizim kız getirmişti. Hangisiydi limonlu? Şu limonlu. Hani oluyor ya böyle aroma sıvı. Limonlu. Şundan getirmişti. Bundan bir parça böyle bir kapak ondan koyacağım içerisine. Çok güzel kokuyor ama o kadar güzel kokuyor ki. Şimdi hemen bir kek çırpayım. Yemekler de ısınsın bir yandan. Hemen sizi tripoda yerleştirdim. Şuradan mikserimi de alayım. Hemencik çırpalım. Şu ekmekleri de kaldırayım da şurada. İki yumurtadan yapacağım hemencik. Eşim çok sever portakallı, tarçınlı, limonlu tarçınlı. Biz de severiz zaten. Şöyle bir değişiklik olsun. Biz yemek yiyene kadar o pişer zaten çoktan. Tamam, şöyle bir bardak. Daha bunları bir çırpayım. Bir de vanilya ile kabartma tozu çıkarttık mı? Tamamdır. Tarçın da burada. Haydi bismillah. Bundan böyle çok az katılıyormuş. Böyle küçücük bir kapak kattım. Bir de bunun şeyini getirmişti.
Rose diyor, flower. Çiçekli herhalde, çiçek kokulu mu ne? Bu da orman meyveli. Bunları da bir ara deneyeceğim. Fuardan almış da. Şimdi ben kurumu koyayım. Elemeyeceğim onu. Şöyle iki bardak gibi falan. Kabartma tozu iki tane koyuyorum ben. Kek kalıbım iri çünkü. Bundan da şöyle bir çay kaşığından bir tık daha fazla. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Ondan sonra da limonu rendeleyeceğim üstüne. Mikserle daha karıştırmaya gerek yok. Şunlar da kalsın. Kekimiz böylece hazır. Şimdi ben bunu hemencik fırına atıyorum. Fırında çalıştırayım, hatta 170 derecede. Bir 30 dakika, 30-35 dakika pişecek. Havuç salçası. Tamam hayatım. Şu az olan haktan tabağıydı, yanlışlıkla onu koydum. İki de az değil mi? Az az hayatım, çok değil. Hadi onu kal. Hadi anneciğim gel. Çıkar şu kulaklığı bana. Pilav da koydum, yoğurt da çıkarttım, havuç salatası da yaptım. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Ben ekmekle su da getireyim sofraya. Evet, kekimiz fırından çıkalı bir 10-15 dakika olmuştu. Hemen kalıptan çıkarttım. Şöyle pamuk gibi de yumuşacık olmuş. Birazcık ılındı. Hemen şöyle bir dilim keselim. İki yumurtadan yapmama rağmen gayet de iyi kabarmış. Şöyle bakın. Evin içine o kadar güzel tarçın ve limon kokusu sardı ki anlatamam size. Yumuşacık olmuş. Şimdi biraz daha soğusun. Ben de o ara çayımın altını yakayım. Zaten sıcak da, bir tık daha ısınsın. Şöyle çayım da demin aldım mis gibi. Kekimizi dilimleyip servis edeceğim. Bulaşıklarımı falan da yıkadım. Ne tenceresi boşaldı. Ha, dünden makarna vardı. Haktan'a makarna ısıttım. Pilav yemedi o. Kuru fasulyeli makarna yedi o. Vallahi çok güzel olmuş. Size de tavsiye ederim. Limonlu tarçını muhteşem oluyor. Çaylarımızı da koyayım. İçeri götüreceğim. Kardeşlerim dizisi de başladı. O da reklamı girdi. Ben gidene kadar zaten reklamı da bitmiş olur.
Hemen şöyle tabaklara servis ettiğim bir tabakta anneme yolladım. Haktancım çıkarttı.